Arkadaşlar merhabalar, herkese selamlar. Şimdi bazı arkadaşlarımızın istekleri, talepleri ve önerileri doğrultusunda bu videoyu yapıyorum. Şu an bizim teslim edilecek olan bölgelerden 4. bölge 2. etap, 4. bölge 3. etap, 4. bölge 1. etapın çevresinde ne var? Okul nerede? Hastane nerede? Benzin istasyonu nerede? Şu an mevcutta kullanabileceğiniz, şu an teslim olduğunda hemen kullanabileceğiniz okullar nerede? İleride nerelere ne yapılacak? İmarda nerelerde ne var? Bu tip bilgilerle bu videoda karşınızdayım. İhtiyacınız olacağını veya işinize yarayacağını düşündüğüm yerleri bir bir size açıklayacağım. Yerlerini az çok, mesafelerini az çok göstermiş olacağım. İşinize yarayacağını umuyorum inşallah. Şimdi 4. bölge 1. etap tarafından başlayayım önce. Sırayla gidelim bölgeleri. 4. bölge 1. etap 1. kısım malumunuz burası. Burayla şu an mevcut TOKİ'nin arasındaki mesafe kuş uçumu 1,49 arkadaşlar. 1490 metre mesafesi var. Bu bölgede 4. bölge 1. etap 1. kısmın bulunduğu bölgede çevrede ne var onu size göstereyim arkadaşlar. Şu 102-213 dediği şekilsiz alan park arkadaşlar. Burası yaklaşık 122 dönüm, 123 dönüm. Şu karşısı da park. Metrekare bilgisi girilmemiş şu an parsel sorguya. 4. bölge 1. etap 1. kısmın içerisinde malumunuz tam göbeğinde denilebilecek bir yerde ticaret merkezi var. Bayağı bir dükkan var. 29 tane dükkan olduğunu hatırlıyorum. Yanlış olmasın. 4. bölge 1. etap 2. kısım şurası. Yine bilen bilir arkadaşlar. Şurası cami. Zaten inşaatı buraya gelip gidenler veya benim videomda takip eden abonelerim buranın cami olduğunu ve inşaatının bittiğini görmüş olacaklar. Şu 210'a 1 yazan parsel lise alanı. Lise alanı olarak ayrılmış. Şu 2 de lise olarak ayrılmış. Burası da ilkokul olarak ayrılmış arkadaşlar. 4. bölge 1. etap 1. kısmın önünde ilkokul, lise, cami sosyal alan olarak görünüyor. Sosyal ve eğitim alan olarak görünüyor arkadaşlar. Şu 102-205'e 3 dediği yerde pazar alanı olarak imarlandırılmış. Pazar alanı olarak imarlandırılmış. Şu 102-204 burası kültürel alandı. Sosyal kültürel alan. Sosyokültürel alan ne kadar uzaklıkta desek 500 metre mesafede. Pazar zaten 4-1-2'nin hemen köşesinde. Şu 102-189'a 6 parselli yer yine ilkokul alanı olarak işaretlenmiş. İmar ilkokul çıkmış. Bu okulun uzaklığı da 4-1-2'nin başlangıcı kesişimine 570 metre. En uzaktaki yere de 1.19, 1.200 metre civarında bir mesafesi var. Diğer okullar tabii daha yakın. 189'a 6 burasıydı. 189'a 4 de cami varmış. 189'a 5 de yine kültürel tesis varmış. Yine malumunuz şurası çevre yolu bağlantısı. 4.1.1'in çevre yolu bağlantısına olan mesafesi de 900 metre civarında. Burası mevcut oturumu olan TOKİ. Mevcut oturumu olan TOKİ'ye yakınlığını zaten ölçmüştüm. Çevresindeki park alanı, okulu, camisi vesaire, pazar alanı vesaire bunlar 4.1.1'e, 4.1.2'ye en yakın. Ama bunlarda henüz bir inşaat emaresi yok arkadaşlar. Cami dışında okullarla alakalı herhangi bir çalışma yok şu an için. 4-1-1 civarında oturan birisi ortasını nirengi alırsak aşağı yukarı ortaokula gelmek için
1.7 kilometre, 1700 metre mesafede ortaokulu var. İlkokul 2340 metre mesafede. Şurada bir tane lisemiz var. Bir lise yine şurada var. İlkokul da var burada arkadaşlar. İlkokul, lise yine burada var. Ayrıca şurada bir ilkokul var. Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu. İlkokul diyorum, düzeltiyorum. Şurada bir anaokulu var. Şurası adliye. Şöyle tekrardan yukarı çıkalım. Tekrar etmiş olacağım ama kusura bakmayın. 4-1-1'de oturan birisi ortaokula gelmek için 1740 mesafe, liseye gelmek için 2160 mesafe, burada da bir İMKB var, 2370 metre mesafede. Ayrıca bir tane de TOKİ'nin içerisinde ilkokul var, 2310 metre mesafe. Burada bir de İmam Hatip Ortaokulu var, 2750 metre mesafe, 2710 metre mesafede de 4-1-1 için anaokul var arkadaşlar. Diğer etaplar için konuşmak gerekirse, 3. bölge 3. etap zaten şurası teslim oldu. Onun ulaşımla veya okulla herhangi bir sorunu, derdi, tasası yok arkadaşlar. İleride yapılacak şeylerden birisi de şu parselde 170 yazan, 102-170 yazan parselde benzin istasyonu ileride inşa edilir. Şu 102-197 yazan değişik şekilli biçimli olan parselde hastane alanı arkadaşlar. 44 dönüm hastane alanı ayrılmış buraya. Şu 102-191 parsel nolu yerde de yine cami var arkadaşlar. 4-1-1 ile alakalı yakınlık uzaklık ilişkisini kurduk. Şimdi 4-2 ve 4-3 için konuşayım. Şu 4-2 ve 4-3'ün önünden geçen zaten biraz engebeli bu arazi. Burayı park alanı olarak ayırmışlar. Burası da 206 dönümmüş arkadaşlar. Burası park alanı. 4-2'nin köşesinde yine şu park alanı, şu park alanı. Şu gördüğümüz 3 alanda park alanı. Zaten 6. bölge 1. etapta şuraya inşa oluyor arkadaşlar. 6. bölge 1. etapın inşa edildiği yer burası. Onu atlamayalım. 5. bölgenin inşa edildiği yer burası. 4-1-1'e yakın olan kültürel tesisin yanında şurada 5. bölge 1. etap inşa ediliyor arkadaşlar. İşlememişler. Şu an sistemde görünmüyor. Şurada yine 5. bölgenin konutları var. Burada yine 5. bölgeyle alakalı konutlar var. Tekrardan 4-2 ve 4-3'e dönüyorum. Şunlar park alanı demiştim. Şu 102-218 numaralı parselde cami var. 102-218'e 1. Lise alanıymış arkadaşlar. Burası lise alanı. 2 kültürel tesis, 3 cami alanı olarak planlanmış. Ama 4. bölge 2. etabın ve 3. etabın şu an mevcutta gidebileceği yakında bir cami vesaire de yok arkadaşlar. Dini tesis yok. İçerisinde de yok. Şantiyenin içerisinde de yok. Çevresinde de şu an inşaatı devam eden bir şey dahi yok. 4-1-1-4-1-2'nin şurada camisi var ama 4-2 ve 4-3'ün şu an camisi yok. Şurası da lise alanı. 4. bölge 3. etaba yakın 172-174 numaralı parselde lise alanı. İmar geçmiş. Affedersiniz. 4-3'te oturan birisi de, dairesini teslim alan birisi de, kuş uçumu konuşuyorum arkadaşlar. 1 kilometre mesafede lisesi var. 1,5 kilometreye yakın mesafede ortaokulu ve ilkokulu var. Ortaokul çeşitlendirilebilir, Ertuğrul Gazi burada. Anaokulda 2 kilometre mesafede duruyor. 4. bölge 2. etap için.
Dördüncü bölge üçüncü etap için. Dördüncü bölge ikinci etap da aşağı yukarı aynıdır. 1 kilometre mesafede lisesi var. 1270 metre mesafede ortaokulu var. Yine başka bir ilkokul 1570 mesafe. Anaokulu 2120 metre mesafe. Başka bir ortaokul 1740 metre mesafe. Şurası da pazar alanı arkadaşlar. Yani şu an bizim TOKİ'ye en yakın gidebileceğiniz pazar alanı burası. Pazar alanı parsel olarak da görünmedi. Genel anlamda TOKİ'nin genel görünümü bu arkadaşlar. Şimdiden abone olduğunuz için, beğenip yorum attığınız için teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için önemli. Abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen abone olun, bana destek olun. Kendinize iyi bakın. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle.